Evet, şimdi açıklayalım mı seyirciye yoksa YouTube'da mı görsünler, ama biz önden mi açıklayalım? Abi ben bizim seyircinin anlayışla karşılayacağını düşünüyorum ya. Yani alıştılar çünkü. Hoşgörülü olacaklarını düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Abi bence gidelim konuşalım. Yani diyelim, bak demezse kimse izlemez. Bir süre izler, sonra aa ses kötüymüş, yine bunlar yapamamışlar da giderler. Ama başta söylersek en azından baştan izlemez öyle olacak olmaz. Ama söyleyelim bence yani. Tepki göstermesinler. Hiç ya, zannetmiyorum. Ciddi hayat, misin? Bizim seyircimiz. Gel. Vallahi ben gel söyleyeyim kanka. Ne diyecek oğlum? Tepki dedi, ne diyecek? Hayatta öyle bir şey olmaz. Ne bileyim yani. Şimdi arkadaşlar sizin nezdinizde bir şey açıklamak istiyoruz. Bizim için üzüntülü bir durum. Volkan Ögen'in bölümü şu anda yayında, yani şu anda izleyenler Volkan Ögen'in bölümünde bizi izliyorlar. Onlarla beraber size açıklayalım istedik. Volkan Ögen'in bölümün sesinde ciddi sıkıntı var. Yarısından fazlası neredeyse alt yazılı. Ya o kadar abartmayalım ya. O kadar değil. Üçte biri. Şu anda bölümü birazdan izleyeceksiniz. O bölüm gerçekten de çok güzel bir bölüm olduğu için. O yüzden için kıyamadı yani. Aslında yayınlamayalım demedik yani. Ha, aslında şey de şu. Acaba yayınlamasak mı diye düşündük, ama sonra şunu düşündük. Bizi seven seyircilerimiz bunu anlayışla karşıladılar, çünkü çimen demek teknik sorun demek. İzlemeye başladıktan sonra böyle ses birden üst kameraya geçecek. Aa ne oldu falan deyip vazgeçmeyin, devam edin. Sesler güzelleşiyor. Güzelleşin de ha düzeldi tam demeyin. Çünkü yine kötüleşecek. Yine kötüleşecek yani. Evet. Bayağı bir challenge olacak. Ama bölüm güzel. Kesin izleyin. Bölüm çok güzel. Kurtarabildiğimiz kadarını kurtardık. Aslında bu teknik sorunları aşağı yaşamayacağız. Bir daha olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Ekipleyiz. Çimen eşittir özür show gibi oldu, ama gerçekten sizi çok sevdiğimiz ve bizi izlemek için heyecanlandığınızı bildiğimiz için bunu çekmek istedik. Ya sizin samimiyetinize ve sizin bizi anlayışla karşılayacağınıza, hoşgörünüze çok inanıyoruz. Çimen izleyicisin anlayışına. Bu hafta. Arkadaşlar bakın. Hayır, bu hafta. Çimen. Türkiye'nin en komik ve en samimi şovlarından birini sunmak üzere Cem İşçiler ve Fazlı Polat'ı buraya davet ediyorum. Harika, harika. Teşekkür ederiz. Mükemmel. Teşekkür ederim. Harikaydı. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Bizi sunan kişi özür dileri geldi lan. O kadar mı acı, nasıl durumdayız lan? Yani isminizi söyledim, kusura bakmayın ama toplum içinde ilk defa söylenen isminiz. Sunmak üzere buraya davet ediyorum dedi. Galiba biz de asıl sonuçları sunacağız. Tam daha olmadı. Biz de evet, gerçek çimenin gerçek sahipleri halktır falan. Yani bunlar değildir diye. Bayağı kalabalığız gençler pandemi şartlarına rağmen. Vallahi çimen büyüdü ya. Hakikaten evet. Yani büyüdü. Sizin sayenizde büyüdü. Hiç 30-40 kişi yapıyorduk ya burada. Yani şu an geldiğimiz noktaya bak ya. Evet, ellerinizle büyüdük diyebilir miyiz? Kesinlikle, ellerinizle büyüdük. Hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Çok güzel program olacak. Bugün konuğumuz da Volkan Öge. Ekşi'ye de güzel şeyler yazıyorlar. Ekşi Sözlük yazarı var mı? Valla. A3, 4. Yazdınız mı hiç? Mikrofon ver. Hanımefendiye mikrofon verebilir miyiz? Arkadaşlar, YouTube'da da anlatıyoruz ama gene tam ikna olmamış bir kitle var. Konuşmak istemeyenle asla zorla konuşmuyoruz. O konuda rahat olun. Yani ben konuşmayacağım diyen kimse konuşmak evet zorunda yani değil. Sen falan demiyoruz yani. Aynen. Sen anlat bakayım. Ama kanka Ekşi yazarı yalnız. Ona göre konuşursak. Tabii. Yazdın mı hiç bize? Yazmadım. Ha, bize yazmadın Ekşi, ama Çimen Talk Show'un Ekşi'deki yorumları genelde güzel. Çok mutlu oluyoruz bundan. Cem İşçiler ve Fazlı Polat'tan giydiriyorlar. Yazmadın bizim. Peki okudun yok mu? Yok yazmadım. Okumadım da. Sen Ekşi internet mi yok evde? Yani güncel başlıklarda daha çok hani bakıyorum ne yazılmış. Tamam da. Yani sen gündemcisin. Fakir evet lafı. Ben daha çok gündeme Debe bakıyorum. Debe'ye çok fazla girdin şey mi yapmıyorum. Hayır. Ha Debe'ye giremedin daha. Hayır. O zaman mikrofonu verir misin? Sadece Debe'ye girenleri çağırmıştık ama niye bilet alınmıyor fazla? Daha çok gündemdekilere falan hani evet yazıyorum. Sen bizi tanıyorsun ve izliyor musun Çimen'i? Evet, seviyor istiyorum. Musun? Seviyorsun. Evet. Niye yazmadın? Ama niye yazmadın derken şey için yani bu bizim için çok değerli bir şey oluyor. Yani oradan aa bu neymiş diyenler oluyor, o yüzden. Ya tamam, bugünden sonra yazarım. Ama abone oldum. Canımsın ya. Ama ilk defa bir Ekşi yazarı söyle bizim. Tamam yazarım, ne yapayım ya. Ama şimdi Fazlı diye bir tip var orada. Ama yazacak şimdi bu akşam diye. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela bugünden sonra ben yazarsam atıyorum. Ben geçen akşam gittim şöyle olup ifşa olacağım. Senin nickini bilen yok mu çevrende? Yok. Bir arkadaşıma ifşa oldum. O da söylemiyor. Erkek arkadaşım da bilmiyor. Bilmiyorsun. Oha söylemedi. Bilmiyor. Ya Ekşi de mesela nickinin bilinmesi sıkıntı değil mi? Ben de mesela Ekşi Sözlük yazarıyım. Ben de nickin bilinmesini istemiyorum mesela. Ben de yazarım. Sana bir giydirdim Ekşi'yi. Fazlı sen de buna gittik. Vallahi girmedik ya. Allah bir de kendi gülüyor pezevenk gibi. Hani böyle böyle yaptı. Fazlı'ya çadır gibi sen de bana. Sen hakikaten mi Ekşi yazarı bayağı da yazarım. Vay be.
Peki bir şey diyeceğim. Sen neden söylemedin şeyi? Şimdi benim daha önce bir yazarlığım vardı. Atıldın. Yok atılmadım. O ifşa oldu. Hanımefendi yani bu ekşi böyle porno sitesi gibi bir şey. İfşa olmak ne demek ya? Hayır şöyle, okuldaki bir takım arkadaşlarıma biraz giydirmiş bulunmuştum eski üniversitemde. Ha nasıl bulmuşlar? O ifşa olmuş, bulmuşlar beni. Tahmin ettiler yazdıklarından. Evet yazdıklarına yani. Hani girince bu entry'e de yazmış, buraya da yazmış. Kesin bu budur. Aynen kesin bu budur diye. Küt saçı dövmüş falan diye. Öylelikle ifşa olunca ben de o hesabı biraz uçurmuş bulundum kendiliğimden. Sonra yeni bir yazarlık aldım. Bunu da kimseye söylemiyorum. Tamam süper. Bir ekşi yazarı daha vardı burada. Bir de size verelim. Aa tam bir ekşi yazdın yazarı. Yazdın mı bize abi sen? Hayır. Merhabalar. Merhaba. Sen de hanımefendi gibi nikim bilinmesin, aman rezil olurum şey. Ayranın dökülmesinci misin? Yok rezil olmam da hani bilinmese tabii ki daha iyi. Evet. Ben daha spesifik konularda yazdığım için orada kimse... Ya işimle alakalı yazıyorum ben böyle. Viski, pro işleştirme falan. Ne işi yapıyorsun sen? Barmenim ben. Eyvallah. İsim neydi kardeşim? Yiğit. Yiğit. Hoş geldin. Kimle geldin? Yazsana bunu. İşim... Ve kardeşim. Eşin titri şeyini biliyor musun ikini? Biliyor, o biliyor. Ya. Ya o daha önce benden ekşi sözlük yazarıydı. Siz ekşide mi tanıştınız yoksa? Hayır. Ha. Eski barda tanıştım. Nerede? Barda. Barda mı? O müşteri miydi? Yok, ikimiz de müşteriydik. Başka bir barda. Barda tanıştınız eşinizle. Evet. Böyle bir arkadaş grubunda yoksa iki tanımayan, birbirini tanımayan farklı gruptaki insan olarak kesişerek, bakışarak falan mı? Ya aslında bizim arkadaşlarımız kesişti. Yani arkadaşım, Yiğit'in arkadaşını masaya çağırdı. Sonra Yiğit de masaya gelmiş oldu. Bu bar mı, pavyon mu burada? Cem Bey, viski açtılar, ben de anlayamadım. Yiğit normalde konsümatris. Arkadaşı geldi masaya. Arkadaşı masaya geldi, Yiğit gelmedi masaya. Ama seninle kesişiyor uzaktan. Yok, kesişmiyordu. Hiçbir şey yapmıyor bana, bakmadı yani. Hatta benimle tanıştığında dedi ki, ben normalde işte senin tipindekileri beğenmem falan dedi bana. Aa, hareketleri yok, hareketleri. Sonra muhabbetim güzelmiş falan döndü. Sen suratın öyle mi dedin? Senin tipin, bu ne tip ya bu? Hiç dökmem seni bana. Aynı gibi sonra muhabbetinden çok etkilendi falan, flört mü yaptı? Ondan sonra flört etmedi. Kız... Müdür derken genel müdür, nasıl müdür? Müşteri deneyimi yönetici. Tam da müdür değil. Yani yönetici. Yöneticiyim diye aldım telefonu. Biz bir şey sunuyoruz, neyi sunuyorduk? Senin altında kaç kişi var? Şu anda 12 kişi. 12 kişinin müdürüsün sen. Evet. Müdür abi ne yapıyorsun sen? Girdin. Hop müşterileri memnun ediyoruz. Müşteri memnun etmek ne demek hanımefendi? Çok genel bir tabir çünkü de. İstiyorsa iadesini yapıyoruz, değişimini yapıyoruz. Daha iyi bir ürün veriyoruz. Hediye çeki veriyoruz. Zorluk çıkarıyor musunuz? Yani şöyle müşterilerimiz var. Mesela bir düdüklü tencere alıyor. İşte düdüklü tencere niye kendi temizlemiyor ya da niye yemek yapmıyor diyor. Bir şey diyeyim, bir düdük tencere alıp ses yok, düdük yok. Yani dümdüz tencere çıktı. Düdüklü tencerede düdük olmaz. O yüzden. Hayır, düdük dediğim. Şşş diye bir ses çıkıyor ya. Eskilerde çıkıyordu evet. O onun kalitesini gösterir, o ses çıkmıyorsa. Düdük benim de mesain bitti ama burada sağ olun siz. Nihayet bu kupa sorunumuz çözüldü harika, ya. Harika, harika, harika. Bayağı çizimimizinle. Sorun da ben buradayken çözülmüş oldu yine. Müşteri memnuniyet. Her şekilde memnun eden birilerini gördün yani. En ciddi takıntını söyle. Siz de düşünün. Varsa. Rüzgar inanılmaz bak. Gemi azığa aldı diye bir deyim var. Ben ona eşeği kazıya götürmüşler artık diyorum. Hayatım olsun, onunla ne alakası var? Nerede kullanıyor bunu yani? Ne oldu o zaman? Ya diyorum ki ya birisi memnun olmadığı zaman. Diyorum taksicileri ne oldu artık? Bu taksi sıkıntısı nedir? İyice eşeği kazıya götürdüler. Taksiciler mi? Her atasözünü farklı... Tamam bir atasözü söyle, onun kendincesini söylesin o zaman değil mi? Azat ama etmeyen çoğu bulamaz. Onu ben de ilk sizden duydum. Eyvallah. Peki tamam, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok tatlısınız. Çok güzel. Mesela bir ortamdayım. Gözüme belli bir renk çarpıyor ve o ortamdaki o rengi sayma gereği duyuyorum. Kırmızı mesela. Perde var. Evet. Hanımefendinin montu var. Şurada bir tane kırmızı çanta var. Yani. Şunun donu var kız görünüyor. Saydım, 10 olmadı. Kırmızı ne? Saat 6. Hanımefendinin saçı 7 mesela. Saçı ama o da kızılı mı? Hadi yediririm. Yani kendimi kandırıyorum.
Evet, 8 oldu. 8 hadi lan. Neyman? Çorap, ay hocam ayağını böyle kaldırma çok tatlı gözüküyor ya. O göremedi, çıkarsana abi. Çorap'ın suyu var bak. 9 mu? Aklımda var. Peki yani her yerde böyle 10-10 sayıları 10-10 götürüyorsun. Evet 10 olur, 20 olur. Çok dur 10 olur, 10 yeter. Dur delikmişim, net donuna kadar çıkarmasın. Aa Cem Bey yok, gerekirse şey. Tamam. Sarı bir tane var, hadi sen başla. İlk aranlığında biz düşmüyoruz tabii ama sen sonradan bize gelebilir. Onu gözüme meşgul attım, bu ne bu ne? Kalp krizdir bu ya, arıyor hep. İlk aranlığı muhabbeti sevmiyorum. En salak ne aradılar, en salak. Benim bir tane hatırladığım şey var, hastanenin içinden aradılar. Şu an ameliyattayım. Yardılar dalağımı da. Ambulansla eve... Yok yani acile gitmiş, aradı. Önümde dedi 30 kişi var. Ben dedi hani bekleyemeyeceğim, kötüyüm. O da ambulans gelsin, benim önüme alsın. Hastane içinde. Evet. Bir de ambulans gelsin. Nerede? Dalmış yoksa da ya. Öyle bir talep olmuştu ya. Sen peki de dalga mı geçtin buna ne dedin? Yok tabii dalga geçemiyoruz da hani ben hastane için ambulans gönderemiyoruz dedim. O da dedi ki o zaman ben bir 2-3 kilometre öteye gideyim. Gerçekten. Ben de dedim ki tabii ki öyle olmaz beyefendi. Sonra artık konuşma sonunda bayağı biraz samimiyet ilerledi. Yani şey dedi, o zaman dedi siz kimlere ambulans gönderiyorsunuz söyleyin de ben bir dahakine ona göre konuşayım falan dedi böyle. Ben de ne tarz filmlerde hoşlanırsa doğru gidiyor. Şey var ya sebzem meyve mantısı. Sarı renkleri. Yapmayın. Aa! Onu söyleyince mi rahatsız oluyorsun? Yani ben hayal gücümle canlandırmış şimdi. Cem Bey'in elini öyle yapınca. Ay, oğlum saçımız... konuyu sen açtın manyak. Cem Bey sarı diye sıkılan dedim. Yok sen bak! Nasıl oldu bu? Nereden anladın? Yani biri bir anda bir şey yaptı da aa ne yap... Yani birden... Ya şimdi... Onu düşünerek anladım. Ama yani onunla ilgili yapılan faaliyetlerde... Faaliyetler... Fark etmeden şeydin mi? Yok, bir şeyin içinde. Hayır, ha yiyince de olmuyor, yiyemezsin de. Hani haberin yok. Yok. Biri koymuş. Biz de çünkü o kaliteli değiliz. Hani bir falan. Bu arada onlar ödülümüz yok. Kocaman bir... Madeni para birbirine sürtüyorlar ya. Kim sürtüyor oğlum öyle insan? Fakirler. Bize parası gelmedi, geliyor abi. Öyle adam mı? Ya çok ciddi o iki yani o demirin birbirine sürtme sesine ben müthiş şey oluyorum. Olmuş'ta gidiyordum, yanımda bir dayı var. Artık paraları birbiriyle sevişti. Sürtüyor ki ben sonra amcadım elinizde kaç para var madeni? 4 TL dedi. 5 TL nakit verdim. Dedim siz onu bana verin, bana bozuk para lazım. Tamam dedi. Psikopat gibi sonra cebinden 2 lira daha çıkardı. Devam ediyor. Al konuyu. Peki, Kıbrıs'ta kumar oynuyorsun, tamam mı? 9 tane limon, dikmin, jackpot ol, 26 bin lira verecek. Ama 2 bozuk parayı sürtersen. Sizin evin? Efsane. Efsane? Ne kadar güzel ismin var. Teşekkür ederim. Tek isim mi? Evet. Bir soyisim. Tane daha olsaydı zaten. Efsane burada. Slogan gibisin. Efsane Cuma'da. Bizim ev. Soyadın ne? Tutar. Efsane çok güzel bir isim. Teşekkür ederim. İsminden memnun olmayan var mı? Ben eskiden değildim mesela. Kız ne güzel ismin var. Şimdi sen ne? Senin ismin harika. Benim keşke adım Efsane olsa. Allah Allah. Efsane işçiler. Öylesini bulamazsınız abi. Var mı memnun olma isminden? Yok. Hanımefendi, hanımefendi. Ha, hanımefendi verebilir miyiz? Seren'i niye sevmiyorsun? Anlamı çok saçma. Aa, ne demek ya Seren? Geminin direğinin bir parçası. Kaybolar parçası. Ablam böyle gözüküyor. Geminin direğinin bir parçası olduğu için Seren ismini sevmiyorsun. Evet. Seren? Bu arada sen öyle demesen biz normal Seren. Yere Seren. Sermek gibi düşünüyorum. Öyle anladık yani. Ama ben sözlük anlamına baktım diye o çıktığı için beğenmemiş. Zaten kardeşlerine Seren, uyumlu Seren olsun diye ya, babam benim... yazdırmış. Annem onu istememiş. Eren, Ceren, Seren. Ne? Eren, Ceren, Seren. Kardeş Eren, Eren, Ceren, Seren. Bir de Eymen var. Dört kardeş. Eren, Ceren, Seren, Eymen. Evet. Baban gibi Eymen falan mı? Ve Şira annemiz var. Ne olsun isterdin? Var mı güzel beğendiğim bir isim? İlk galiba Sanem koymak istiyormuş annem. Sanem güzel. Hayatım tek harf için ayıp olmadı mı ya? Sanem mi? İki harf.
3. 5. Abi fikret koymak istiyorum. Hediye sepeti bizim bölüm sponsorumuz ve seyircilerimiz de çok güzel. Hatta bize de çok tatlı hediyeler yapmışlar. YouTube'dan yorum yapanlar arasında 3 kişiye de 100'er liralık hediye çeki vereceğiz. Evet. Hediyesepeti.com'dan. Biz seçeceğiz onu. Ne hediye alacaklar onu? O zaman. Kimi kazandı biz seçiyoruz galiba. Evet, bir hafta içerisinde yani bir sonraki bölüm yayınlanana kadar yapılan tüm yorumlar oynamaya girecek. 3 kişiye 100'er liralık hediye çeki vereceğiz. Bu biraz vizyon da meselesi kanka. Bayağı büyük kutu da içinde küçük bir şey de çıkabilir, güvenmiyorum. Sen çime ne zannettin? O içinde neler var neler var? Bunun içinden anahtarlık çıkacak hali yok oğlum ya sende. Koca hediye sepeti. Bizim fotoğrafımız var. O şekilden size. Bu arada Cem İşler ve Semih Saygıner aramızda. Ben seni Cem İşler sanıyordum. Çünkü galiba bu ben değilim. Yok bayağı güzel birebir olmuş. Çok güzel lan manyak. Birebir. Hatta bir an acaba ben o muyum? Burada kim biblo diye. Çok tatlı. Powerbank'e bile logo basmışlar. Vallahi mükemmel. Benim en çok ilgimi çeken ve en çok hoşuma giden kendi kendine hediye gönderme olayı. O çok güzel bir şey değil mi ya? Yani? Aynen öyle. Yani beğenir mi, beğenmez mi, pahalı mı, ucunu derdin yok. Kendinize hediye yolladınız. Canımsın ya, ayağa kalk bakalım. Yok bir hediye yollayan yavrum diye. Yok aslında var ama ben hediye vermeyi çok seven bir insanım ve bundan kendimi de nasiplenmesini istiyorum. Oh, yeri geliyor arkadaşlarıma bir şey yollayacağım zaman aynısını kendime de yaptırıp yolluyorum. Ay, ya. Ya ben senin arkadaşın olmak istiyorum. Evet. Ve hediye sepeti de bu konuda çok yardımcı olmuyor mu ya? Seçenekler de sunuyor sana. Kişiselleştirilmiş hediyelerin her zaman daha güzel, daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence hediye sepeti bu konuda muhteşem olacak. Aferin. Çok tatlısın. Kurban olayım sana. Arkası. Başka var mı garip hediye alan? Garip hediye alan. Hanımefendiye verelim. Olsun gelelim, verelim. İlk işe başladığım gün kimse bana hani insanları alınıyor ya işte işe hayırlı olsun işin falan. Kimse o gün ilk hani haberim yoktu alınacağından. Ben de kendime çiçek yollamıştım sanki başka biri beni kutluyor gibi. Kendine yolladın. Ne yazdın sen? Hayırlısı olsun aşkım falan mı yazdın kendine? Yok hayır işte yeni işin hayırlı olsun umarım işte kalıcı olur falan. Ay. Sonra bir yer sonra atıldım. Erkek arkadaşım iş yerime çiçek böyle hediye bir sürü bir şey yollamıştı. İş yerinden aynı departmandan bir kız iş çıkışı o hediyeleri kendiymiş gibi story'sinde paylaşmıştı. Peki bir şey soracağım. Sevgilini etiketlese ne yapardın? Yapamaz herhalde, yemez o kadar. Şey yapamam, tehditle başladım. Kendime hediye olarak işte model araba alıyorum internetten ya da... E sen kendine aldığın şeyi söylüyorsun. Kendime aldım ben. En son aldığım, kendime hediye diye aldım model araba. Yanlış geldi, kendime de doğru falan hediye alamadım. Değişik hediye alan var mı? Enteresan hediye. Alk aldı. Alk mi? Yeşil evet, alk. Yaşıyor bayağı böyle yeşil. Tek hücreli suyun içerisinde, mi? Aynen. Ne yapacaksın? Onun kara çıkmasını bekliyoruz. Sedilerdi. Eşallah. Eli kolu çıktı. Geçen hafta elik çıktı. Böyle yeğenizden bir şey çıkıyor. El çıkıyor. Yaşıyor mu emin değilim. Öldü mü, yaşıyor mu ama sanıyorum yaşıyor. Nasıl öyle anlıyorsun yaşadığını? Yani çünkü böyle bazen kabarcıklar çıkıyor sudan. O yüzden yaşadığını düşünüyorum. Boğuluyor olmasın? Bana arkadaşım, arkadaşlarım doğum günümde erzak yardımı yapmışlar. Evet. Arkadaşlar hediyesepeti.com web sitesinden veya hediyesepeti uygulamasını indirerek kendinize, sevdiklerinize, kişiye özel hediyeler alıp durduk yere mutluluk sahibi olabilirsiniz. Yorum atan 3 kişiye de, yorumlardan seçeceğimiz 3 kişiye de 100'er liralık hediyesepeti.com veya hediyesepeti uygulamasında kullanacakları çekleri hediye edeceğiz. Ne kadar çok hediye dedim. Teşekkür ederiz sponsorumuza. Okay. Volkan'ın bardağı da... Volkan Öge geliyor. Gözüküyor mu orada? Ya çok güzel. Önü Volkan Öge geliyor, arkası Volkan Öge gidiyor. Her çok güzel değil mi? Valla evet. Ah hediye sepeti teşekkür ederiz ya. Hediye sepeti. Hakikaten teşekkür ederiz. Valla çok... hakikaten çok tatlı. Aksanıza Volkan Öge! Sağ olun. Dur o zaman şöyle dur. Şöyle söylüyorum. Volkan Öge geliyor. Siz gelmiyor musunuz? Peki. Galiba Volkan Öge gidiyor. Kusura bakmayın uzun sürdü gelmem. Oradaydım, izliyordum. Bir an aa falan hani ben gidiyorum falan diye. Merhaba arkadaşlar. Güzelmiş abi. Ben, beğendin mi bardağını? Volkan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum seni ben programda görmekten. Ben yani çok mutlu istiyorduk oldum. Zaten. Nasıl hissettin? Devamını getirmek... Gergindim ya. Yani gerildim. Yani burada
çok rahat hissetmiyorum aslında. Alışık değilim yani. Bir tane crossover event şeyde oldu. Kadıköy'de oldu. Güzel geçti bayağı. Keyifliydi yani. Abi seyirci evet geriyor gerçekten ilk baktığın zaman. Ama ilk lafı soktuktan sonra onlar da rahatlıyor, sen de rahatlıyorsun falan. Öyle bir şey var seyircide. O lafı soktun mu, sen de karşıladın mı, tamam diyor. Ben çok laf sokamıyorum. Yok biz sokmuyoruz, onlar sokuyor. Onlar sokuyor. Cevap verebilir misin? Cevap şu. İlk başlarında böyle... Ben şey gibi, küçük saniyede böyle, taksinde böyle merdiven altında bir yer vardı. Travis Scott sokağı var, biliyor musun? Orada Travis var dedi. Böyle bir şey var, 10 numarada orada. Ona boyamadan asla var. 10 yıl önce geldi gördüm. Ben de öyle bir yerde başladım. Aynı şimdi yaşamıştım. Ya sonuç itibariyle... Niye sallandın? Ben bir şey anlıyordum. Bak Travis'inden sokağa girdiğinde... Ağabey koydum. Anladın mı dedim ya? Sen bilirsin ki. Aynen. Karşısında o sokağın adı unuttum. O yüzden Travis'ten de sokağa girdim. Travis'ten sokağa girdim. Evet. Birci adamı değilsin. Anladım. Canlı seyirci karşısında aslında çıkıyor. İçimde stand-up vesaire yapmak için acayip bir his var da. Evet. Yani çok böyle çalışıyorum hani şu an. Notlar alıyorum, yazıyorum, çiziyorum falan. Hadi yap bakalım stand-up. 5 dakika saçma sapan. Sen YouTube'un kurucusu sayılıyorsun benim için. Estağfurullah. Abi bizim biliyor musun böyle dünya çapında trende falan yani. Ama hiç para kazanmadık biliyor musun o dünya çapında? O kadar daha hiçbir şey yok. AdSense açaydınız ya sanki AdSense var. O zaman hiç AdSense yok para muhabbeti. Abonelik yoktu kanka. Abone olma şeyi yoktu yani. O kadar bomboş bir şey. Zaten YouTube'u kuran adam da diyor ya yani... YouTube'u kuran adam. YouTube'u kuran adam. Oliver YouTube diyelim. Berk Türk'tür. Adam ilk kurduğunda diyor ki... Oğlum arkadaş şey demiş ki işte onun diğer yönetici... Ya ne koyacağız buna? Yani ne koyacağız buna? O da kendi videosunu çekmiş falan koymuş yani. İlk o arkadaşım demiş. Ya bir de fazla. Ya YouTube'u kuran adamın arkadaşı böyle bir vizyon. Bir de böyle yani. Lazım. Ne koyacağız buna? Açtı. Ne yükleyeceğiz? Travmasını bana ne bak? Arkadaşlar. Yapamadılar. Abi o dönemde hiçbir şey yok. YouTube gibi bir şey yok. Biz bunu niye yapıyoruz demiş. O da demiş ki... Lan bunu Steve Jobs demişti, Bill Gates demişti, Jesse demişti. O da demiş ki... Bir şey izliyorsun televizyonda ve kaçırıyorsun ya, bir daha izleyemiyorsun. Burada... Onu yine izleyebileceksin. Böyle başlıyor. Wow. Sonradan son bir karnından dolayı recommended seçeneği getirdiler. Ulan böyle bir şey var. YouTube'u biz seninle tanıdık gibi bir şey ya. Senin... Aynı şey dedik daha yazdık. Ama sen onu da hatırladın. Benden önce Efe Aydal varmış, onu söylemek zorundayım. Kim? Efe Aydal. Böyle ben ondan önce vardım falan diye. Takılıyor böyle şeyler? Takılıyor herhalde, böyle bir tweet gördüm işte... Herkes diğer şey biliyor falan. Şimdi attığı videoyla benim videoyu koymuş yan yana. Onunki böyle 3 ay önce falan bizden. Sus lan Allahsız deseydi. Ya ben çok seviyorum. Efe Aydal'ı çok seviyorum. Bak seni de çok seviyorum, onu da çok seviyorum. Ben Efe Aydal'ın hastasıydım ama böyle bana böyle bir şey söyleyince... ne yapacağım şaşırdım, izlemeye devam ettim ama... Işte, adamla sataşıyorum neyse falan. Cevap da veremedim ama... Burada bir daha gerçeğe çıkıyorum. Efe Aydal bizden daha önce videoyu atmışlar. İlk adamı mı? Hayır. İlk sen ilk attın ya abi. İlk YouTube'u o zaman. Sıfır sen kamyoncu değil mi ilk? Bana kitap al. Bana kitap al. Bana kitap al. Yemin ediyorum üniversitede izlemiştik. Biz onu güle güle izlemiştik. Üniversitedeyim o zaman. Kaç yıl oldu o gün? Ben sonra. 16. 16 yıl önceye dönsen. 15. 15 ile 14. Tabanın üstü böyle. 13. Efe Aydal'ın 13. 11. 10. Mesela oraya dönsen abi, şu anda yaptıklarından farklı bir şey yapar mısın gidişat olarak YouTube'da? Bence çok güzel bir soru sordun. Yani fazla güzel bir soru oldu. Vallahi güzel bir soru sordun. Düşünmem lazım, çalışmam lazım. Yani çok fazla şey başka türlü yapardım. Çünkü hiçbir şey bilmeden başladık. Ben inşaatta çalışıyordum abi o videoları attığım zaman. Çok çok zaman aldı, çok zor oldu. Yani tabii ki avantajları vardı ilk böyle baştan, erken başlamış olmanın. Ama dolayısıyla yani ben reklam ajansına girdim metin yazarı olarak, orada çalıştığım bir süre birçok şeyi böyle itere ederek öğrenmeye çalıştım. Çok fazla yanlış yaptım. Türkiye'deki çok, ilk sen başladın ya, Amerika'da YouTube'dan sana bir şey geldi mi? Ne gibi? Başkanı geldi ya. Ajan da Amerikan başkanı. Abi burada izleyemiyoruz CIA olarak. Nasıl izleyeceğiz bu YouTube, Facebook'u? Hani Türkiye'deki ilk tanıtıcılarından birisi. O çok önemli bir şey değil mi lan? Tabii Türkiye'yi öyle Amerika'yla tanıdı. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten, gerçekten bu ilk defa böyle bir soru. Amerika'dan ajan da geldi. Amerikan başkanları falan oldu. Ajan da falan. Hayır, ajan da sallanır da. Şey gibi bir şey geldim yani. Sallan. Aslında sallamadım da. Ajan da. Ben ajan dedim sandım. Ajan da hani ayrı. Aynen. YouTube ajandası.
Görüşmeden çıktım, aracıma doğru gidiyordum. Volkan Bey'i gördüm, eşiyle beraber bir pastanedeydi. Ben de Volkan abi çok sevdim yani ilk YouTube videolarından biri sevdim mi hocam? Selam vermek istedim, çok da rahatsız etmeden bir de fotoğraf çektim. Fotoğraf çekildim, selam verdim, çok kısa konuştum. Sonra ben çıktım. Yalnız hikayenin geri kalanını Volkan abi... Şimdi hatırladım seni. Vay be. Bu çok komik bir hikaye lan. Aa. Yani şöyle oldu. Aa, gerçek mi? Gerçek, gerçek. Abi geyik yapıyorum. Sen hemen böyle yapıyorsun değil mi? Niye yalan söyledim abi şu an? Hayır, hayır. Şimdi arkadaş o gün biraz daha yakışıklıydın ama. Saçlar daha jöleli falan da galiba. Dur jöleme deme bak. Neyse bu girdi içeri. Jöle alamıyormuş abi. Limon sürüyormuş o saçlarına. Limon mu limon? Bu geldi Alain Delon gibi girdi içeri böyle falan. Herkes önünü ekledi falan. Merhaba abi. Geldiyse selam verdi falan filan. Fotoğraf çektik galiba. Sonra çıktı gitti. Adam çıktı gitti mi? Şöyle bak, gerçekten hayatınızı sorgulayacak bir şey bu. Yani bir yaşlı bir amca vardı orada arkamızda çay içen. Bu çıktı gitti. Tamam mı? Amca geldi bana böyle dedi. Kim bu, ünlü mü dedi. Diyelim ki ben pastanede oturuyorum. ünlü biri önümden geçiyor. Ben de şöyleyim. Gel lan buraya. Ünlü geliyor pastaneye, fotoğraf çekiyor. Ünlüyle ünsüz ayıran şey bu. Yani mesela atıyorum, buradakilerin üçte biri beni tanımıyor. Mesela yolda da beni görenler şöyle mesela, görüyor mesela. Bakıyorum ha. Telefonunu açıyor. O mu diye. Ondan sonra cesaret gelip bir de üstüne soruyor, siz Volkan Öge misiniz diye. Garip bir zamanda garip bir denemeydi. İlk işlerimizden bir tanesiydi. YouTube'da patlayınca çok. YouTube'da güzel izlendi. Sinemada çok iyi bir şey yapmaya çalıştık. Senaryomuzu iyiydi fakat bir çok acemiydik abi. Yani ben bir senaryo yazmışım, bir çektik. Yani normalde arkadaşlar bir sayfa bir dakika olarak hesap edilir. 90 sayfa yazarsın, 90 dakika çıkacak diye. Ben 90 dakika senaryo yazdım. Çektik geldik, 3 saat çıktık. Böyle bakıyoruz, ne yapıyoruz? Açık bıraktık kamerayı. Aynen abi. Ne yapıyorlar? Bakıyoruz, sigara çakayım, videolara bak. Ve yani sonra da işte girdik böyle hava, normalde sinema seyircisi için tabii ki de havaların soğuk olmasını da bekliyorduk o zamanlar. Hava birden böyle 26 dereceye çıktı falan o hafta sonu. Playoff'lar oynandı Türkiye'de ilk ve son defa. Her hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray maçı falan var. Ne oluyor lan? Reklam işine tekrar döndük ve bir ajans kurduk. Sen viral işleri falan bayağı seviyorsun. Spor gibi yani, birlik çözmek işte, makamı bir şey diye ne yapabiliriz? Çok var. Yani. Yani şimdi Zeynep Hoca'dan sonra böyle fukara şeyde çorbam kaynıyor gibi. Siz ne izliyorsunuz kanki? Otel rufları falan öyle şey. Tabii ki biz yani alakartımız çok küçük güzel, çaplı bir ajansız, butik bir ajansız ama idare ediyoruz işte aynen. Ekmeğimiz değil. Öncelikle merhaba. Önce bir şarkıyla ben. Şöyle şimdi ilk yaptığınız üç şeyde Fransızca şarkılar ya. Fransızca bilen arkadaşlarımız çok saçma buluyordu hani. Yok mükemmel, garip, saçma garip değil. Garip hissediyordu yok. Yani. Burada mesela az ben bilgi, iyi mizah doğurur diyemez miyiz? Diyebiliriz abi, istediğiniz şey değil. Yok, Amerika'dan ajanda geldim. Ya ben o sorunun hala arkasındayım ya. Ya çok merak et. Abi adamla YouTube montu var ya içeride. Hiçbir şey vermediler abi, vallahi bir şey vermediler ya. Eşantiyon, bize 100 bin plaketi bile vermediler. O kadar eskiden açtık ki 100 bin, o zaman plaket vermiyorlar abi. Yani o kadar hiçbir şey vermediler. Peki az mide değil. Mide tepsindeki bütün mideleri satın almak istiyordum. Harbiden tepsindeki hepsini aldım, 3 hafta mide spazma geçirdim sonra ama parayı yemeğe harcadım yani. Takıntı olarak da... Diğer beyaz çoğu soruları falan yapma yani. Biz de bırakmaz, zaten Okan Bölgen'e falan da şey. Ailem Çekmeköy'de oturuyor, metroya binerken Üsküdar'dan bindiğim zaman, onları ziyaret edeceğim zaman hep aynı yere biniyorum. Bunların herhangi biri sana seksi hissettiriyor mu? Oh be, şaka çıktı. Allah sağ ol Volkan. Çocuk yayınlanmayacaktı valla. Ben böyle paketini açmadığım bir saklede tutamıyorum. Yani midem bulamıyorum. Çıkıyorum. Açmadan tutamazsın zaten. Hayır. Açılmışsa o bez, başkası evet. Kullanmış, ıslatmışsa ben asla dokunamıyorum. Yani ama ıslak mendil zaten ıslak.
Islak mendil değil, sarı bezler var ya böyle mutfakta. Ha, o tip ıslak, ha. O tip böyle kullanılmışsa, ben kullanmadıysam, başkası kullansa... Ya o bez var ya, ne gün bulaşık yıkıyorum. Bez attı sonra yıkayacağım, bez yok. Allah Allah diyorum yani. Bez yok lan, her yere bakıyorum. Aa, buradaydı eminim yani. Meğerse sıcak suyla eriyormuş o bezler. Biliyor musun o bezleri? Evet, mikrofiber mi oluyor? Yok oluyor, yok oluyor. Şok oldum. Yok oluyor. Yok oluyor. Hakikaten böyle bir şey başıma geldi ya. Sıcak suyla eriyen o bezler. Yine bir zayıflama metodu oldu. Havuz var böyle sıcak böyle yüzüyorlar. Ama gerçekten çok şok olmuştum ya. Düşünsene adam havuza giren sıcaksa yok oluyor ama biraz fazla durmuş. Ya bu bezi ben buraya koydum. Geri geldim yok. Böyle bir yere yok olmuş ya. Nasıl eriyor lan? Bir şey yok. Var yok oluyor. Allah'ım yapmış. Hanımefendi, doğru değil mi? Yani suya karışıyor. Evet, yok, bez yok. Ya bez kaldı ya, bir gecede bezsiz kaldı. Şeker mi var ya? İnanmıyor ya, inanmıyor. Eve gidip deneyeceğim. Eve gireceğim böyle gece. Sıcak suya böyle bezi atacağım. Yok olmayacak bu. İçinden yoldan geliyorum. Aynen. Bir dakika Volkan, ben de yardım edeyim. Sıra uzadı. Susar mısın? Volkan, haftaya geri çağırırız. Tamam, Volkan, sus. Çok iyi bir şakan yoksa sus artık. Tamam, çok iyi şaka bulacağım. Dün alma kamyoncu. Şaka bulayım da. Hayır, Ezgi. Ezgi. Ben de bunu bu sabah öğrendim. Şunu anladım, hayatımda en çok harcayabileceğim mevlayı bugün harcadığımı öğrendim. Çünkü kurlara baktım. Ben bir burs aldım Sterlin üzerinden. Ben ilk burs almaya başladığımda 2,5 arasıydı. Hani git gide artsın. Şu an sterlin 14'müş. 130 bin sterlin gibi bir şeydi. Sen bunu ödeyecek misin? Bu nasıl bir... İhtimalim var. Ya yüksek eğitim, master doktora toplam. 130 bin sterlin. Ödeyeceksin geri. Sen ne oldun ki ya? Bu parayla ne yaptın? Ne oldu biraz önce? 5 yıl, 6 yıl içinde aldım tabii. Uzun bir süreçte. Yüksek öğretim yaptım yani İngiltere'de. Vallahi inşallah ne yapalım? Biner isterlerdi. Canım ya, valla yardımcı olsun ama o legal kazanılmaz artık. Beyefendi hemen verim. Bir arkasındaki sırada. Evet, hemen hızlıca. Koray Avcı sağ olsun. Yani bizi renk attı Koray. Teşekkürler Koray. Çok sevindim hatırlamanı bu arada. Hatırlamadım galiba. Hatırlamadım. Abi severik dinliyoruz ya. Normal Ayçalı bölüme de gelmiştim. Geldi aynen. Orada da aynı şaka yapmıştım. Dedim ama hatırladı galiba. Demek ki kendimi değiştirmiş. Ya da ben tıraş olmuyor lan. Yakın şaka yapıyoruz, şaka yapıyoruz. Son soru. Bak her zaman bulamaz. Az önce kahkaha attı ufak da olsa. Onu aldık mı? Onu saklayalım, onu şuraya koyalım. Öksürdü galiba ama. Denk geldi herhalde. Son soru benim zevk muhabbeti. Bilardo, ben bilardo bağımlısıyım neredeyse. Bu dolar indeksli herhalde ne olduysa son aylarda bilardo fiyatı arttı yani. 30 liraydı saati. 45 lira olmuş. Riskin butonu var mı hocam? Oğlum, kız az önce 130 bin pound borçluyum dedi. Bilardo 35 lira oldu, bunlar nasıl kalıyor? Ülkün altından ya. Abi 45. Ya dolar çıksın umurumda değil. Euro umurumda, bilardo çıkmasın. Ya oğlum tek derdi dur. İki çekmeyin lan. Biraz hızlı olarsın, olur biter ya. Ben şerefte görmek istiyorum abi seni. Eğlendim o. Boksalar. Böyle bir eğlendi. Feveran eden bir adam ya. Hükümeti ayar verdi bana. Islığa kırıyorlar. Topu da kıramıyorlar. Aman bırakayım. Yanlış yaptık ben işte abi. Bak şöyle gösterebilirim. Her an oynayabilirim diye eldiven taşıyorum yanımda. Bilardo. Sen çok iyi bilen birisin. Yok hayır değil. Ama çok seviyorum. Şey söyleyeyim mi? Çok uzaktan gösterdiğin zaman eldiven gibi durmuyor. Ay bu olur, normal diye geziyorum abi. Bakın her an bir şey olabilir diye yanımdan geziyorum. Bu görmüş olduğumuz... Ne de işte sen de bana şöyle gel bakayım. Görürsün şartı. Özel bir şey diye. Evet ya. Ne oldu? O günleri mi hatırladı kanki? Var mı ki? Ay şey, benim bir arkadaşımım var. Durumdan gözüküyor. Oğlum yani kötü gözüküyor. Tamam bak. Sen gözüne oturuyor. Artık o fosilleşmiş yani orada. Sultan'la beraber. Gene bizim gibi arkadaşını hatırlayacak mısın ama?
Ulan erkekler daha çok üstüne oturuyor diyebiliyor musun kondomu? Ya vesile oldum biliyor musun? Ulan bir espri yaptım arkadaşım. Bir espri mi? Rütümür tüm ne güzel. Güzel bir espri o anlamında. Yani. Evet, yani. Yok yok. Hayır hayır. Bugün hediyelerimizi kime verelim? Ya, İnşallah adalet ararsınız. Bugünkü sunucumuz Aslıhan. Alsın diyenler. Limon. Limon. Ha, 130 bin puan. Hediye sepetinin seyircilerimizin verdiği hediyelerden biri. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi hemen bir kısmını vereceğim. Limon gel abi limon. Adamada limon kaldı, izlenecek artık. Üç, kim demiştik? Sunucu. Aslıhan. Gel Aslıhan. Evet çok alkışlar. Gel Aslıhan. Aslıhan yer kalmadı. Hadi al git. Gel sen de şöyle yanına geç. Hadi üçünüz birden şöyle hızlıca heyecanla açıp ondan ya. Sonra uuu falan ya. Sonra da sevin hediye sepeti diyelim bitirelim. (gülüyor) 43 ayakkabı geldi. Bunu depodan baktım sonra. Vallahi biz de görmedik ya. Şey zaten. Bana YouTube'dan ajan da var. Al. Ajan da. Al, neler veriyorlar. Bunlardan da var hediye, bunu sorabilir. Seninkini az koymuşlar. Aa başka başka termos vardı. Benimki kahve seti. Oo. Kahve seti. Ha başka başka mı? Çikolata. Ama efsane kullanmış. Seni unuttuk mu? Abi hem senin kapacını aldım. Seninkini mi aldım? Evet. Tamam. Güle güle kullanın arkadaşlar. Hediye sepetini size armağanlarım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Al size. İlk geldiniz. Güle güle kullanın. Arkadaşlar Çimen'in bu bölümünü gene teşekkür ederiz. Volkan uzun süredir konuğumuz olmuyordu. Ya Volkan değil, konuğumuz olmuyordu. Aynen. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli ya. Programımız da çok güzel. Seyirci de çok iyiydi. Gayet iyi yani. Gayet güzeldi. Darısı başımıza diyorum hocam. Sen daha şey güzellerini yaparsın sen. Konuğumuz olmuyor. Yine bekleriz. İzlenmelerimiz çok arttı. Seyircilerimiz buraya geliyor, bize destek oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz. İlk geldiniz. Abone olmayı unutmayalım. Desteğinizi esirgemeyin. Çimen Show bu akşamlık bitti. Her perşembe görüşürüz. Harikasınız. Harika. Kim bizi bugün sunar? Aslan gel hayatım. Gel canım. Tabii tabii lütfen. Fazla sen kalk istersen. Sen beraber mi olacaksınız? İzledin mi bizi? Mikrofonu evet. Tutarsan. Ha. Evet. Maskeni indirebilirsin bu arada. Çünkü artık sahnedesin sen. Sen bir sahneyisiniz. Ve artık bizle değil, artık seyirciye. Evet. Bu arada seyirci normalde karşısına çıktı mı daha önce böyle bir sana bakan bir güruha? Bu kadar büyük bir güruha çıkmadım ama ufak tefek. Onlara güruh değil, misafirlerimiz. Kişiye çıktın. Kim onu, ne yapıyordu? Münazaralar yapıyordum lisede, ortaokulda falan filan. Yok, anaokulunda böyle legolar yapıyordum. 23 tane şiir okumuştum abi, onu demiyor musun? Kimle geldin bu arada bugün? Erkek arkadaşımla geldim. Neredeydi? Çocuk utanca böyle yapıyor. Daha Aslan'ın ne yapacağını bilmiyor, belki ayrılır istiyor. Şimdi bizi izlemeye geldi ya insanlar, biz yüksek alkış alamama problemimiz var. Bunu çözmek için bizi sunmanı rica ediyoruz. Bayağı normal seyirci karşına alıp nasıl istiyorsan, gönlünden nasıl geçiyorsa o ortaokul zamanlarını hatırla. Onun gibi bizi sun, biz bayağı içeride senin sunumuna geleceğiz. Çimen senin için ne ifade ediyor? Onları anlatarak. Şöyle böyle. Tamam. Karşıma şimdi, yani. Şimdi de işte komedyenlerimiz, isimlerimizi biliyorsun. Biliyorum. Fazlı Polat. Fazlı Polat. Cemişçiler. Ha tamam. Fazlı değil mi? Fazlı değil. Şaka. Erken başlıyor mu şakalara? Bir dakika. Hayır, asla. Bir şey diyeceğim. Bir de Fazlı da demedi. Fazıl dedi. İlk defa duydum. Şey gibi. Fazıl böyle yedi parça. Bak Fazlı'yı buradan... Aslı'cığım, Aslan. Yalnız burada şakaları biz yaparız. Ben... Kurban Aslan, yap, böyle şeyler. Bak. Böyle şeyler. Çok güzel. Çok tatlısın. Kız çok... Fazıl de bir şey olmaz. Nasıl enerjisi çok tatlı değil mi? Harika. Çok harika. Güzel. Tamam. Aslan seni bırakıyoruz. Aynen. Açılış ya. Bu hoş geldiniz, beş gittiniz. Kafana göre biz usun. Biz içeride zaman böyle 35-40 dakika beklemezsin inşallah. Tamam, tamam anlat. Küçük böyle ses değişimli bir şey yapabilir miyim? Yap, aa, ne istiyorsan yap. Keyfine göre. Plaj taklidi yapardım da ben eski. Yap, sen rezil olacaksın. Yap, yap. Plaj taklidi. Bizim için no problem. Yap. Yap, yap. Bizim yukarıda sigara içip geliyoruz Aslan abla. Hadi Aslan sana güveniyoruz. Bekleyelim, dağılalım. Hadi Aslan. Aslan istersen makyajını yaptıralım, bir şey yaptıralım. Çok acele etme yani. Bakın biraz hafif hastayım, korktum. Şimdi tamam. Söylüyorsun. Bizi işte... sunsun arkadaşlar, dışarıda bir yerde buluşalım. Tamam. Başla hayatım.
Ve şimdi oldukça çıldırma. Bu Samara lan bu. Şöyle yap. Aslında saçlarını öne at. Ve şimdi korkunun türelinden. Hayatım şey gibi oldu. Hani Hugo'da cadı vardı ya. Cadı böyle kuyudan çıkmış gibi oldu. Aslı böyle soruyor. Ve şimdi. Ama bu korku abi, bebeğim, gibi bir şey değil mi? İlkinde adamlar ya. Nasıl öldüreceğiz lan artık biz? Çok zor oldu o ya. Aslan korkma. Biraz daha sempatik hadi. Bizim, sempatik sempatik. Bize valla çıkmadı korkudan hareket edip merdivenle çıkmadı. Türkiye'nin en ünlü, en yakışıklı. Tamam. Yani Aslı abi bizi sunacaksın, bizi. Sen kimden bahsediyorsun? Ya Türkiye'nin en ünlü değil mi? Evet, aa, kim inanacak ona ya? Çok tatlısın, sen öyle görüyorsun da. Türkiye'nin en samimi, en bizden. En çok büyüme sancısı çeken programı Çimen. Hayatım biz... Ya bebeğim... Hayırdır ya? Üçünüz de. Sanki hamileyiz ya. Bir büyüme sancısı mı çekiyoruz? Ama siz demediniz mi az önce? Büyüdük artık daha ne kadar. Nerede sancı nerede? Şimdi... Lan bebeğim, sen hiç böyle afiş gördün mü? Çimen, büyüme sancısı çeken... Böyle şodan var mı? Sancıdan kurtarmak istiyorsun. Tatlısın, çok bu arada mükemmel yapıyorsun. Çok güzel. Mükemmel. Yok. Hayır, hayır. Dur daha, çok gülür senin üzerine. Çok, bu çok arada güzel, çok güzelsin. Hangisi en güzel onu bulamadık. O hepsi bir güzel şey, ilk defa böyle yaratıcı bir şey geldi ha. Tabii büyüme sancısı. Sakın ondan vazgeçme. Aynen. Biz 11 gibi geliyoruz. Hatta üstüne bir şey daha katabilirsin. Çok güzel olur. Tamam, tamam. Biz şaşırdığımız için yaptık. Süper. Söylüyorum o zaman tekrar. Söyle hayatım. Keyfine bak. Türkiye'nin en sabibi, en bizden, en yüreğimize dokunan. Hayatım iyice ağlaya ağlaya şiir okusaydın ya. En... Yüreğinize dokunan mı? Dilberay geliyor. Ne alakalı? Bebeğim, çok güzel. Ya, senin de aran yok ya. Ya korkutuyorsun, ya sallıyorsun, ya biz ağlatıyorsun. Biz asker mektup okumuyoruz ki yani. Yani insanların yüreğine dokunma gibi bir derdimiz yok. En güzel sıfatları söyledim. Diyorsunuz ki bu biz değiliz diyorsunuz. Bu arada hakikaten çok yaratıcı şeyler. Biz hiç böyle şey duymadığımız için şaşırdığımız için yani. Biz şaşırdık yani. Yüreklere dokunmaya biz... geliyoruz birazdan. Nasıl olacak? Bizim hoş geldiniz. Tam anlamamıştı olayı böyle. Herkes yüreğini açsın bakayım. Bu arada bize bakma çünkü şey gibi oluyor. Türkiye'nin en... Ne diyecektim abi diye. Hep oraya doğru yaparsan. Evet, tamam. Hadi isimlerimizi söyle. Hadi gelelim. Tamam çıkalım. Hadi. Bu sefer çıkıyoruz. Türkiye'nin en komik TV şovlarından biri. Hayda! Türkiye'nin en komik ve en samimi şovlarından birini sunmak üzere Cem İşçiler ve Fazlı Polat'ı buraya davet ediyorum. Woo!